bakırçaytürk.com. Günaydın sayın seyirciler. Bugün 5 Şubat 2022 Cumartesi. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz herkese. Bakırçay gazetesinin imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan ve ben Murat Karakaş birlikte gündeme ilişkin sohbet edeceğiz. Her zaman son haftalarda her cumartesi olduğu gibi. Rıdvan abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım. Düzen değişmiş, oturma düzene burada. Evet. Tedbili mekanda ferahlık vardır. Tedbili mekanda ferahlık vardır dediğin dedik. Zaman. Neler var neler yok ondan bahsedeceğiz bugün değerli izleyiciler. Her zaman olduğu gibi. Gündemde neler var diye şöyle bir bakacak olursak. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu Millet Bahçesi ile ilgili gazetecileri davet ederek basın toplantısı düzenledi. Hem bölgeden hem Bergama'dan hem de İzmir'den gazeteciler katıldı. Konuyla ilgili. Gerçi bizim bildiğimiz tabii konunun daha da geniş kitlelere yayılması bakımından çok sayıda gazeteci davet edildi. Süreci anlattı bize. Muhalefetin konuya, projeye engel olmaya çalıştığını, dava açtığını, bu nedenle hem esnafın hem de Bergamalıların bu durumdan mağdur olduğunu ifade etti. O konuşmadan alıntılar yayınlayacağız. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Bergama İlçe Başkanlığı da bir açıklama yaptı. O da o dört şeritli köprüye çıkarak evet, kendi abi. Dönemlerinde yaptıkları Kültür Merkezi'nin dört şeritli köprünün üzerinden bir açıklama yaptı. Onları da değerlendireceğiz. Ondan sonra İzban konusu vardı bir de hatırlarsınız. İzban'ın iptal olduğuna ilişkin açıklama vardı. Şimdi söylemeyelim konunun ilerleyen dakikalarda onun ne olduğunu, o konuyla ilgili nasıl bir gelişme olduğunu değerlendiririz. Başlarız. Geliriz. Önce vaktimiz var da. Sınalım. Samsun'daki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana Samsun'daki olay hoş bir olay değil tabii. Yani bu tür provokasyonlara önlem alınması lazım. Yapanların bu konularda sabıkalı suçlu olduğu gösteriyor. Yani sabıkaları varmış. Yani meczup mudur yoksa bir provokasyonun başlangıcı mıdır? Yani bu hassas dönemde. Provokasyon burada tam olarak ne anlama geliyor? Yani burada insanları kutuplaştırmak, işte AK Partililerle, Cumhuriyet Halk Partililere karşı karşıya. Tamam o zaman gidiyor. Oyuna gelmeyelim. Oyuna gelmeyelim tabii. Madem yani. Provokasyon, ya bir ip deneci, artık hadi urgan diyelim. Urganı sen tonlarca, kaç ton ağırlığındaki şeye bağla, demir mi, metal mi, heykel, taş mı? Demirdir artık, muhtemelen. Neyse işte ona bağla, onu yıkmaya çalış. Ya, akıl var, mantık var. Onunla yıkabilir misin? Ne yapıp eritip satacaklar mı? Demiri yani. Neyle çekeceklermiş? Orada bir vinç var mıydı? Yok. Görüntülerde öyle bir vinç gördük. Vinç yok. Tabii neyle? Eliyle mi çekecekler? Yani eliyle tabii çekemez onu. Yani ne amaca hizmet ettiği belli değil tabii. Garip bir durum. Yani... Belli işte provokasyon. O gün ne açıklanmıştı? Enflasyon rakamları. Biz o gerizekalının halatı takıp heykeli asılmasını konuşmuyor olsaydık neyi konuşacaktık? Enflasyonu konuşacaktık tabii. Enflasyon rakamları tabii. Konuşacaktık. Evet. Ama neyi konuştuk? Deliye konuştuk. Evet. Yani iki tane meczubu konuştuk. Enflasyon demişken... Halkımız da çok kolay oyuna geliyor. Enflasyon demişken bir açıklama gelmiş. Goldman Sachs'a bir Amerikan bankası var. Bu araştırma kuruluşu gibi bir şey. İşte bizim gibi ülkelerin enflasyonuna da Şubat ayında %50'ymiş enflasyon. Yıl sonuna kadar öyle gidecek yani. Enflasyonda yıl sonuna kadar öyle Eylül'de, Ekim'de falan bir düşme gözükmüyor. Yani buradan vatandaşlarımıza seslenelim. Yani yabancı kuruluşların enflasyon açıklamaları zaten TÜİK de buna yakın bir rakam açıkladı. %48 açıkladı. Yani %50'ye ulaşacağı söyleniyor. Tabii bu elektrik ve doğalgaz zamları çok etkili oluyor burada. Sana ne kadar geldi elektrik faturası? Doğalgaz çok acı geldi. Yani elektrik faturası 1350 lira geldi. Yani hangisi? 1350 lira geldi doğalgaz ama onun... Daha önce yanlış kaç geliyordu? Daha önce bu aylarda 800-850 lira falan geliyordu. Yani çok ciddi bir artış var. 800'den 1300'e. 1300 lira. Gene çok fahiş değil. Ama yani ödemek zor yani Murat yani şey değil. Gene de yüksek. 800 gelen 2600 geldiğinden bahsediyor. Yani böyle. Olabilir yani ciddi evet. Şey. Ama doğalgazın tabii dünya fiyatlarında bir artışı var. Yani bu tür ham maddelerde emtia fiyatlarında ciddi bir anlamda artış var. Yani bunu... Dediğim gibi ben daha önce işte ithal enflasyondan bahsetmiştim. Bu enflasyonu da biz ithal etmiş oluyoruz yani enerji fiyatlarının artısıyla.
Yani şimdi biliyorsun gübre artıyor ama doğalgaz arttığı için gübre artıyor. Doğal gübrenin büyük ölçüde ham maddesi doğalgazdan yapılıyor. Yani elektrik fiyatları dünyada artıyor. Kömür fiyatları zaten 5 katına çıkmış. Yani şey değil. Bunlar hep sıkıntılı şeyler. Bakalım ne olacak? Dünya nereye gidecek? Evet. İnternette esprisi dolaşıyor. Arabasını götürmüş tamirhaneye. Bunu diyor tezekliğe Yani onu şey vermezseniz bir de evlerde tezek yakılacak herhalde bana gidersen. geçen gün hafta içinde Salı günüydü yanılmıyorsam Bergama Belediye Başkanı dediğimiz gibi Hakan Koçtu basını davet etti. Stat içinde Millet Bahçesi'nin yapılacağı yere Çarşamba günüydü. çarşamba Çarşamba mıydı günüydü. neyse. Bir açıklama yaptı. O açıklamadan bir bölüm dinleyelim şimdi değerli izleyiciler. Diyor ki Sayın Koçtu muhalefet dava açarak süreci yavaşlatıyor, durduruyor, bizi engelliyor. Diyor ki bunlar millet bahçesini yaparlarsa biz iktidara gelemeyiz. Aman ha diye düşünüyorlar Evet, diyor evet. muhalefet için. Öyle bir Aslında açıklaması var konunun tabii. özü Yani bu. başkan bir 12 dakikalık bir konuşma yaptı. Sonra bir 12 Evet. dakikada sorulara cevap verdi. Dinleyelim Dinleyelim bir tabii. bölüm. Açılan davalar maalesef bu projenin bugüne geldiğimizde durmasına sebep oldu. İşte dediler esnafı dışarı atıyorsun. Esnafı sokakta bırakıyorsun. Bunu milletvekilleri geldi söyledi. Öbür tarafta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dedi ki hepsi yeşil alan olsaydı mahkeme açmazdık dedi. Dava etmezdik dedi. Kime inanalım o zaman? Bir tarafta hepsi yeşil alan olsaydı itiraz etmezdik diyen bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Diğer tarafta ise milletvekilleri diyor ki esnafı sokağa at. Hayır. Biz buradaki esnafa alan da oluşturduk. Hemen yanı başında. Fuat Olukan Parkı dediğimiz alanda ticaret oluşturduk. Diyor ki daha önce yayınlarda da bahsetmiştik, konusu da olmuştu zaten. Sayın Başkan diyor ki yeşil alan olsaydı dava açmazdık diyen bir Tunçer'in öyle bir açıklaması var. Tamam Büyükşehir yeşil alan Belediye olsaydı burada Başkanı var. yapılaşma olmasaydı. Ama yapılaşma olması da şart yani. Çünkü Şimdi benim anlamadığım burada bir şey var Rıdvan abi. Sen anlayabiliyor musun? Anladıysan bana da yani burada bir çelişki var. Bir anlatabilirsen çelişki var çok tabii. sevinirim. Şimdi CHP ve Büyükşehir Belediye Başkanı biz esnafın yanındayız derken millet bahçesine esnaflı yer ben öyle adlandırıyorum. Esnaflı yer, ticarethane yapılmasın anlamını çağrıştıracak olan yeşil alan olsaydı dava açmazdık diyor. Bu ne demek? Biz esnafı millet bahçesinde yeni yapılacak millet bahçesinde esnafı istemiyoruz açıklaması değil midir? Yani biraz Tunç Soyer'le şeyin Şimdi tabii yeşil alan CHP tamamı yeşil alan ilçe olsa başkanı tabii. tamamı yeşil alan olsa ticarethane yok. Bu anlama geliyor değil mi? Esnaf Evet. yok. Evet. Böyle olsaydı dava açmazdık diyor. Esnafa buraya geldiğinde Büyükşehir Belediye Başkanı sizin kılınıza dokundurtmayız diyor. Sen ne anladın bu açıklamalardan? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Soyer'in buna açıklama buna bir açıklık Tabii getirmesi gerekmiyor mu? Sayın Tunç Ne Soyer'in bu demek konuda bir istediğin? açıklama yapması lazım. Yani burada bir çelişki görüyorum ben. Yani madem esnafı sahipleniyorsunuz, o zaman burada ticari alan yapılmasına izin vermek lazım. Yani doğru bir açıklama gelmiyor gibi bana. Doğru bir açıklama değil bence. Evet. Yani o 4 şeritli köprünün üstüne çıkıp açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bergama İlçe Başkanı Sayın Canbaz'ın şu ifadelerin ne anlama geldiğini açıklaması gerekmiyor muydu Tabii aslında? mutlaka hem Tunçer'in hem Birazdan dinleyeceğiz bakalım bunu açıklama getirmiş mi getirmemiş mi? Bakacağız söylediklerin arasında var mı yok mu? Ya benim çok kafam karışıyor ona. Bu soruyu yani soracağım. belki şöyle Yayına düşünüyor. gelseler bunu Şimdi şöyle soracağım. düşünüyor olabilir. Yani Evet, biliyorsun nasıl düşünüyor burada olabilir? CHP'nin de burada bir projesi vardı. İdris Bey'in de bir projesi vardı. Biliyor musun ayrıntılarını? Ayrıntılarına ben gittim, şeye katıldım. İdris Bey projelerini açıklamıştı. Tek giden gazeteci bendim zaten. Yani çok da öyle basını davet Sana etmemişlerdi. plaket vermediler mi? Plaket ver. Yani orada bir demokrasi meydanından bahsediliyordu. Demokrasi meydanının bir kısmı işte otopark olacaktı, bir kısmı esnafa dükkan olacaktı, bir kısmı da meydan olacaktı. Ama bir yeşil alandan bahsedilmiyordu. Yani yeşil alan yoktu. İsim de iyiymiş demokrasi. Demokrasi meydanı Halbuki yani. millet de ittifaklarının adı neden karşı çıkıyorlar? Millet Yani burada ittifakı. yeşil alana karşı çıkılması. Cumhur bahçesi demiyorlar ki millet bahçesi diyorlar. Yani burada Tunç Soyer'in söylediklerine tabii ki bir çelişki var. Fakat CHP dünkü açıklamasında da ona geleceğiz şimdi. Ali Bor da açıklama yaptı. Biz dedi yeşil alana kesinlikle karşı değiliz. Yani burada yeşil alan yapılmasına
taraftar ama esnaf mağdur edilmesin diyor CHP. Yani bu pasaja... Yani Yeşilada'na karşı değiliz ama üstünde ticarethane yapılırsa mı karşıyız? Dava açarız. Hayır yani esnaf mağdur olduğu için biz burada yani esnafın dükkanı yıkılacağı için yani bu pasaja taşınmasını da esnaf tamam istemediği da, için. Soyer'in açıklamasında tamamı yeşil alan olsaydı dava açmazdık. Şimdi Hakan diyor. Başkan mesela burada %5 yeşil alan. Yani sen oraya ticarethane yaparsan ben dava açarım diyor. Tabii. Tamamı yeşil alan o zaman bir şey anlamıyor. CHP ne demek istiyor? Ya burasının ifraz edilmesi lazımdı yani bölünmesi lazımdı. Yani belki... Öyle o bir ayrı konu şu an bölünmemiş. Bölünmemiş tam yani. O baştan olacak. O baştan olacak. Yani İfraz edilseydi bu sorunlar aslında hiçbir yani olmayacak. Yani sen içine esnaf koyarsan ben dava açarım diyor Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ben onu anlıyorum yani. Yeşil alan tamamı yeşil İçinde alan olmaz. İçinde esnafın yanında mı olmuş oluyor? Karşısında mı olmuş oluyor? Bu konuya Tunç Soyer bir açıklık getirir herhalde. Yani bir... O işi yoğundur. Açıklama yapamayabilir. Yani onun yerine Ecevit Başkan bu konuda şey yapabilir. Buradaki ilçe başkanı yani. Tabii başkan açıklama yapsa. Tabii iyi olur yani. Yani şimdi. Mesela senin oturduğun koltuğa o oturmuş olsa ben bu soruyu sorarım kendisine. Tabii. Bununla ne demek istiyorsunuz diye. CHP'nin kafası net mi bu konuda? Yani şeyle Tunç Soyer'le şey arasında bir çelişki var gibi. Söylemler açısından bir çelişki var. Yani Tunç Soyer burasının tamamıyla yeşil alan yapıldığı zaman o zaman esnafa nerede yer göstereceksiniz? Yani o zaman pasajı bırakın yapsın başkan veya başka bir yere yapsın. İşte petek birhanelerin olduğu, petek dükkanların olduğu yere yapsın veya başka bir yere yapsın. Bergama'da başka yer bulsun. Hatta daha fazla yapsın yani 50 tane 80 tane değil de 180 tane yapsın dükkan ki Bergama'daki bu kira enflasyonu da bir ölçüde şey olmuş olsun. Kırılmış olsun yani. Evet. Devam edelim dinlemeye. Dinleyelim. Bundan mı çekiniyorlar? İki dönemdir söz verdikleri şeyi yapamadıkları şeyi biz yapıyoruz diye mi çekiniyorlar? İki dönemdir söz verdiniz siz. Yapamadınız. Biz yapıyoruz ama. Bergamalı'ya kazandırıyoruz bu alanı. Şimdi bunu yapıyoruz diye mi bu engellemeler? Hukuku maalesef bu işlere alet ediyorlar. Nasıl alet ediyorlar? Süre. Bizim için süre çok önemli. Millet Bahçesi'ni yaparsa Hakan Koçlu biz iktidara gelemeyiz düşüncesindeler dedi Sayın Başkan. Orada da az önce dinlediğimiz gibi. Tabii bu daha önceki belediye başkanı şeyinde de vardı yani broşüründe de vardı. Akif Ersezgin döneminden beri aslında buraya bir meydan, bir bahçe düzenleme yapılmak isteniyor. Yani bununla ilgili şey var, çalışmalar var. Tabii şey Hakan Koçlu döneminde şey oldu. Yani bunu belediyelerin de kendi imkanlarıyla yapması biraz zor gibi geliyor. Yani kimisi de 20-30 milyona falan yapılır ama öyle yani güzel bir şey yapılacaksa, kapsamlı detaylı bir şey yapılacaksa, burası güzel yeşil alan oluşturulacaksa, işte süs bitkilerle şunlarla bunlarla ağaçlandırılacaksa, bir havuzu vesaire bir fıskiyeli bir şey olacaksa bunun rakamı 80 milyona çıkıyormuş. Devlet bununla ilgili ihale açtı biliyorsun. Yani bu rakamın 80 milyon civarında olduğunu söyledi Hakan Başkan. Demek ki bunu belediye kendi imkanlarına yapamaz. Yani bir kısmını işte yapar da yani bir meydan gibi bir şey yapar. Çok yeşil alan olmaz. Çünkü inşaat maliyetleri de Türkiye'de çok artmış durumda öyle. Yani ucuza yapılacak bir şey kalmadı evet. Artık. Yani ben öyle şeyler diyorum işte 20-30 milyona bir kısmının burada ayrılıp belediyenin kendi imkanlarına yapması gerektiğini söylüyorlar ama. Senin o gittiğin tek gazeteci olduğun o toplantıda seçim döneminde CHP'nin bu projeyle ilgili yaptığı açıklamada nasıldı? Ticarethane durumu, maliyet durumu hatırlıyor musun? Onlarla ilgili detaylı vermedi ama Büyükşehir'in desteğiyle yapılacaktı bu. Yani Bergama Belediyesi nasıl bunu ya? Kendi imkanlarında yapmayacaktı. Yani Büyükşehir'in... Tamam, yani burada hükümet nasıl yardım yapıyorsa yani Büyükşehir'in orada da Büyükşehir desteği, yapacak. Büyükşehir'in desteğiyle konuşulduğunu hatta İdris Bey bu konuda konuştuklarını... Ne kadar ticarethane olacaktı? Onunla ilgili detay vermedi. Sadece orada bir demokrasi niye? Meydanından vazgeçti. Yani birçok projesini açıkladı orada. Yani belki de bak detay vermemiş. Belki eğer bugün o kazanmış olsa yine aynı sorunla karşılaşılacaktı belki. Yani şimdi Bergama'nın aslında kanayan yara sonrası. Hem çok kötü durumda yani oradaki dükkanlar. Yani ben esnafa buradan da seslenmek istiyorum. Yani sağlıksız koşullarda orada şey yapıyorlar. Ticaret yapıyor esnaf. Gıda işi yapan var, şu var, bu var. İçeri girdik görünüyorsun arka taraftan çok... Şey kötünde yani pespaya şeklinde ben duruyor dükkanın. Esnaftan çok fazla ses duymuyorum. Böyle. Yok yani esnafla ilgili şey, çok ses yok. Devam da yani. Edelim. Hem yavaş yavaş değerlendiririz. Bunu daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Bir önceki yönetim kira kontratına bir madde eklemişti. Ne demişti? Hiçbir gerekçe göstermeden kiracı buraya proje olacağı zaman terk etmek durumunda. O maddeyi ben koymadım. Ama biz öyle demedik. Biz esnaf arkadaşlarımıza da sahip. Biz Bergamalı'nın hakkını da düşündük.
Bundan önceki dönemde daha önce yine yayında da konuşmuştuk. Meşhur 18. madde, evet, var ya hani. Biz belediye olarak buraya bir şey yapacağımız vakit sizi buradan tahliye ederiz. Yer göstermek zorunda da değiliz. Kayıtsız şartsız buradan çıkmak durumundasınız diye. Şimdi önceki dönemin iktidarı devam ediyor olsaydı, oraya herhangi bir proje yapacak olsaydı, bu 18. maddeye dayanarak esnafı oradan tahliye eder, yer göstermek zorunda da değil, bu 18. maddeyi işletmez miydi? İşletebilirdi tabii. Yani bu, yani oradaki başkanın, yani yönetimin İdris Bey olsaydı tavrına bağlıydı. Yani işletir miydi, işletmez miydi? O veya işte yani şimdikinden önceki. Tabii tabii. O da devam etseydi yani işletirdi diye düşünüyorum ben. Yani işletirdi diye düşünüyorum. Yani bu yasa maddesini işletebilirdi. Bu maddenin zaten oraya konması süs olsun diye konmadı herhalde, değil mi? Yani gerektiğinde o madde niye konur? Kontratlara, sözleşmelere, anlaşmalara, maddeler neden konur? Gerektiğinde işletilsin diye, evet, değil mi? Evet, tabii. Peki bunun üstünde neden durulmuyor acaba? Abi, ama sence? Yani bunlarda kamuyla özel sektör bir anlaşma yaptığı zaman borçlar kanunu hükümlerine göre de olsa hukukta böyledir. Yani bunu hukukçulara da sorabilirsin. Ya ben yani maddeyi koyuyorum buraya ama yani aslında uygulamayacağım. Sen keyfine bak. Ama böyle olur mu? Şey, kanun yani şey üstündür. Kamu üstündür bu borçlar hukukuna göre. Yani kamunun bir üstünlüğü, bir ayrıcalığı vardır. Türkiye'de öyle bir devlet yapısı var. Yani hukukun üstünlüğü. İşte gidersin mesela vergi cezası çıkar sana. Vergi idari mahkemeye, vergi mahkemelerine itiraz edersin. Bir sonuç alamazsın veya onlarca şeyle uğraştırırlar sana. Öyle bir şey, en güzeli derler ki uzlaş git. Yani gider insanlar, genelde mahkeme açmazlar, uzlaşırlar. İşte cezasını biraz düşürürler. Böyle şeyler de var Türkiye'de. Yani böyle kamunun hukuki açıdan üstünlüğü var. Yani belki ona dayanarak yapılmış bir şey. Bilmiyorum tabii ben tam olarak da. Yani bunu devam eden başkan veya yeni gelen başkan CHP'li olsaydı veya olsaydı, eski başkan devam etseydi, buraya bir proje o da gerçekleştirmek isteseydi, herhalde bu maddeyi uygulayacaktı. Yani esnafı çıkartmak için. Yani oraya esnafa dükkan bile yapmış olsa, yani o projenin içinde bir kısmına dükkan bile yapacak olsa, daha tabii ki esnafın çıkarılması gerekecekti. Yani orası çıkartmadan, boşaltmadan, tahliye etmeden bir şey yapmaya imkan yok. Şunu yani demeyecek miydi? Bak, imza attınız, sizle sözleşme yaptık, kontrat neyse adı işte, yaptık, altına imza attınız, böyle bir madde var. Evet. Görmediniz mi atarken demeyecek miydi? Diyebilirdi tabii, değil mi? Yani niye demesin ki? Yani ya bu sorularımıza kim yanıt verecek Allah aşkına? Soyer'in sözlerinin ne anlama geldiğini, CHP'nin burada tavrının, o çelişkili tavrının ne olduğunun ne anlama geldiğini, bu 18. maddenin ne anlama geldiğini Allah aşkına yanıtlamaya niyetli olan bir CHP'li bir yetkili yok mu aranızda? Yani burada, o köprünün üstüne çıkıp basın açıklaması yapıyorsunuz da sana haber verdiler mi basın açıklaması için? Yani mesaj atmışlar, mesaj da şey yaptım ben, yani gittim. Bize gitti gelmiyor tabii, biz soru soracağız ya. Ondan. Ben de soru sorurum. Yani sorarsın da gitmedin herhalde. Yok, gittim ben, katıldım. Katıldım yani şey değil. Şu benim sorularıma yanıt verecek bir CHP'li yok mu Bergama'da? Bu 18. maddenin ne anlama geldiği, öyle Facebook'ta yazarak değil ama benim tekrar soru sorma ihtiyacım hasıl oluyor bu sefer. O yazdığınız açıklamalara. Gelin buraya karşılıklı konuşalım bakalım. Ne anlama geliyor diye. Yani bu konuda tabii İdris Başkan merak siyaseti ediyorum ya. Siyaseti bıraktı. Gazeteci merak etmez mi Rıdvan abi? Merak ediyorum. Tabii. Şimdi İdris Başkan siyaseti bıraktığından bahsediyor. Yani aday oldu ama olabilir, aday olduktan sonra siyaseti bıraktığını söylemişti bana. O bırakınca CHP kapanmadı ya. CHP kapanmadı. Tabii burada şey var. Yani o dönemde de ilçe başkanlığı yapan, seçim döneminde de Ecevit Bey ilçe başkanlığı yapmıştı. Yani sonradan, seçimden sonra gelmedi. O konuda mutlaka o projeleri şeyle, bu 18. maddenin ne anlama geldiğini dönemin belediye başkanından öğrensin. Gelsin burada anlatsın. Öyle tabii canım. Dönemin belediye başkanı da açıklama yapar. Yani bir kanaldan, bir mecradan açıklama yapar. Devam etmiş. Koştu. Ve Bergama'nın şu anda geleceğiyle oynanıyor. Bergama'nın geleceği maalesef bazı siyasi emeller üzerine, küçük grup. Bunlar çok büyük değil. Bergama'da küçük bir grup, onların siyasi emelleri uğruna maalesef heder ediliyor. Böyle bir projeyi heder etmesinler. Ben esnaf arkadaşlarımla bir defalarca konuştum. Yine konuşmaya her zaman hazırız. Onlara da yerlerini gösterdik ama şu an açılan davalar yüzünden onlar için yapmaya hemen başlayacağımız yere de başlayamıyoruz. Küçük bir grup, bu mouse neden çalışmıyor ya? Pili bitmiş olabilir mi ya? Şeyle yok, bitmedi.
Temassızlık mı var? Küçük gruptan kastı, birazdan CHP ilçe başkanının açıklamalarını... CHP ilçe başkanı özellikle ona değindi. Küçük yani grup şey. Ama küçük grup derken ne kastedildi? Millet İttifakı'nın tamamı mı kastedildi küçük grup? Yani Millet İttifakı'nın tamamı mı karşı bu olaya? Sayın Canbaz böyle mi diyor? Onunla ilgili dinleyelim. Yaklaşalım. Evet. Canbaz'a dinleyelim. Dinleyelim. Koç'un söylediklerinden dinlemediğimiz yer kaldı mı diye bakacağım. Neyse sonra tekrar döneriz. Ardından Sayın Canbaz, CHP Bergama İlçe Başkanı Canbaz açıklama yaptı. Koç'u stadın içinde o tribünlerin olduğu bölgede gazeteciler açıklama yaptı. Canbaz da 4 şeritli köprünün gişelerin önünde, otoyol gişelerin önünde açıklama yaptı. İlçemizde büyük gayretleri ve becerisiyle ilkler şehri Bergama'mıza her gün yeni bir ilk yaşatmaya devam eden, son yerel seçimlerde %48.80 oy alan Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkanı, %48.01 oy alan Millet İttifakı'ndan küçük gruplar olarak bahsetmiştir. Kendisini son seçimlerdeki oy oranlarını tekrar kontrole davet ediyoruz. Başkanın kastettiği küçük grup bu dava açan, engellemeye çalışan. Tabii onları kastediyor. Yani şimdi Canbaz diyor ki Millet İttifakı kaç oy aldıysa, kaç kişi oy verdiyse tamamı bunların bu işe karşı demeye getiriyor. Yani 1008 bir oy farkımız var diyor. Yani 1008'lik bir oy farkı. Onu çık, geri kalan hepsi Millet Bahçesi'ne karşı. Bu anlamına geliyor. Yok, ben salmıyorum. Ama yani o millet, anlama geliyor. Yani Millet İttifakı'ndan küçük insanlar bir grup, da bu. Biz küçük grup değiliz diyor. Millet İttifakı kaç oy aldıysa Millet Bahçesi'ne karşı çıkan sayı da odur diyor. Ya bunu aslında Hakan Başkan'ın baştan yapacağı bir şey vardı. Yani bu olaylar çetrefilleşmeden bir sandık kuracaktı Cumhuriyet Meydanı'na ya da... Sandık kuruldu abi 2019'da. Bir daha bir sandık kurulacaktı. Yani bir daha bir sandık kurulacaktı. Bu sandıkta kim istiyor, istemiyor. İşte %60 mı evet çıktı. Yani insanlar Millet Bahçesi istiyoruz mu istemiyoruz mu? Her icraatı sandığa dökersek... Işimiz... Yani bu böyle, yani şimdi çetrefilli bir konuya büründü iyice. Yani şimdi referandum burada... mu yapsaydı diyorsun? Tabii yani bir noter onaylı, böyle bir tasdikli, yani onaylı bir referandum yapsaydı. Ama sandık... Bak kardeşim, ben işte %70'i bu altın istiyor. Sandık 2019'da kuruldu. Veya %40'ı istiyor. O sandıktan çıkan projesini yapmaya çalışıyor. Tabii, o ayrı bir şey tabii. Sandıktan öbürü çıksaydı da projesini yapmaya çalışacak. Yani Hakan Başkan elini güçlendirdi. Burada iki tane... Hakan... Ama şu ifade üstüne duralım. Millet İttifakı kaç oy aldıysa Bergama'da, projeye karşı çıkan sayı da odur diyor. Anladım. Bu açıklama o öyle. Doğru oy oranlarını yani, gözden geçir yani. Demek. O yani tamamıyla burada mesela Millet İttifakı'nın içinde İyi Parti var. İyi Parti'nin de burada ciddi bir oy oranı var. Yani %48'i de şeyin değil. Başkan yani CHP'nin dava oyu değil açan bu. O 5-10 kişiyi, 15-20 kişiyi. Başkan onu kastediyor. Onları kastediyor. Evet, devam o edelim. Açık yani şey. Devam edelim. Gün geldi köylünün ata mirasını satışa çıkardınız. Mensubu bulunduğunuz Cumhur İttifakı'nın diğer temsilcileri köylüye ufak insan toplulukları dedi. Köylüyü küçümsediniz. Gün geldi esnafın ekmek teknesini yıkmak için tebligat gönderdiniz. Yine hakkını aramak isteyen esnafa, esnafın derdini anlatan muhalefete küçük gruplar dediniz. Bilmem farkında mısınız? Türkiye hala bir hukuk devletidir. Duralım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna inanıyor. Hani hukuk, adalet bitmişti. Yani Rıdvan abi gülsene. Esprilik bir. Bu da her yaptığınız hukuksuzlukta size hatırlatmaya devam edilecektir. Esnafı içeri almayarak basına stadyumda yaptığınız açıklamada malumun ilanıdır. O toplantı sadece basın toplantısıydı. Tabii esnaf davetli değildi. Esnafın girmesinin bir anlamı da yok. Davetli yani. De değildi, girmeye çalışan da olmadı. Olmadı. Esnaf, ben hiç kimseyi görmedim yani şeyde, esnaf da oraya şey almayarak yapmadım. Derken yani kapıya yani da... Yani ben toplantıdan çıktıktan sonra sadece bir iki esnafla görüştüm. Yani bana ne dediler başkan? Biz dedim şeyde yayınlayacağız bunu sosyal medya hesaplarımızda. Yani ben de işte hatırlayabildiklerimi esnafla söylemeye çalıştım. Esnafla yapılan toplantı ayrı bir şey. Basına tabii. Yapılan tabii açıklama. Tabii bu basın açıklamasıydı yani. Başka bir şey. Dünkü basın açıklamasında da yani esnaf yoktu. Orada da basın açıklaması yaptı. Sadece partililer vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ecevit Bey esnafı çağırmış mı? Yok, çağrılmadı. Esnafla evet. İlgili bir çağrı yoktu. Bak başka neler söylemiş bakalım. Bergama ve Bergamalı'ya yapılacak her yatırımın yanında mağdur edilen bir kesimin arkasındayız. Var olan herkesin kullandığı Çamlı Park yeşil alanımızı bile tamamlayamamışken
milyonlar harcayıp yeni yeşil alan kazandırma çabalarınız gerçekleri yansıtmamaktadır. Küçümsediğiniz esnaf sayısı 86. Yanında çalışan emekçilerle yaklaşık 300'ü geçiyor. Tabii ki oldu bittiye getirilen esnaf ekmek teknesini koruyacak, tabii ki hakkını arayacak. Tabii ki bizler mağdur edilen esnafın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm enerjinizi her şeye rağmen yapmayı hayal ettiğiniz millet bahçesi yerine keşke İzban'ın Bergama'ya getirilmesine harcasaydınız. Az önce İzban konusu geldi ya, şimdi Bergama AK Parti ilçe başkanı Sebahattin Güzel'le görüştüm. İzban'ın kesinlikle iptal olmadığını, kendisinin de altyapılar genel müdürü Serdar Ünsal ile görüştüğünü, ne kadar para ayrıldığını fotoğraflarıyla birlikte kendisine göndermiş. Hafta içinde bir açıklama yapacak. İkimize birlikte yapar muhtemelen. Basın toplantısı değil de, yani bu konuyla ilgili bir açıklama gönderecek bize ya da yapacak, neyse. Yıl sonuna kadar, yıl içinde de İzban'ın ihalesini yapılacağını söyledi. Şuna da dikkat çekiyorum. Yani İzban sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın uhdesinde değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi de İzban'a ortak, biliyorsun, bir şirket var. Birlikte yapıyorlar yani. İzmir mi zorluk çıkarıyor? Yani sanmıyorum kimsenin zorluk çıkardığını da, yani belki ödeneksizlikten şeydir. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani tamamıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın %100'ünü Ulaştırma Bakanlığı yapmıyor. Yani bir kısmını da şey yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. İşte İzban durmadı yani. İzban durmadı yani. Evet. Yani bunu tutsa yerinde Ulaştırma Bakanlığı'nda durduracağını sanmıyorum. Niye dursun ki yani, şey değil. Orada bana başkan daha önce de söylemişti. Sebahattin Bey daha önce de söylemişti. Kamulaştırmaların yapıldığını, yani şimdi kamulaştırmaları yapmışlar. Oraya bir esas, yani dereyi geçmişler. Yani sıkıntılı kısmı atlatmış devlet, yani kamulaştırmalı yapmış. Oraya bir ray döşemek çok zor bir şey değil ki, veya birkaç vagon olup çalıştırmak zor bir şey değil. Yani İzban durdu yapılır diye haberler çıktı ya. Evet, onunla ilgili ben de şey yaptım. Evet, CHP AK Parti, milletvekili onunla ilgili açıklamalarda AK Parti bulundu. Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de Altyapılar Genel Müdürü Serdar Ünsal'dan aldığı bilgiye dayanarak İzban'ın durmadığını söylüyor. Buradan onu belirtmiş olalım. Devam edelim Canbaz'ın açıklamalı. Bir iki dakika ya var ya yok kaldı. Evet. Açılan davaları çekin, iş yerlerinin yapımına başlayalım teklifi getirdiniz. Muhalefete de önerge verdiler. Artık özel istekler başladı. Özel şahsi istekler başladı dediniz. Önergemizi doğru okumaya davet ediyoruz. Önergemizde kaç iş yeri yıkacaksınız? O kadar sayıdaki iş yerini yerlerinde yaparak Bergama'ya kazandırın, yanlıştan dönün dedik. Demiş özetle Canbaz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyükşehir davalarını geri çekiverse, tamam başkan, hadi bakalım geri çektik. Buyur, yap dese, yani dese bir bakalım ne olur. Geçen programda da söylemiştik. Ne olur? Yani bence öyle yapması lazım. Yani bir, madem bir siyasetler restleşildi artık bu işte, yani kılıçlar çekildi şeyle birlikte, gazeteci diliyle. Yani bunların davaların geri çekilmesi. Bizim davamız buna engel oluyorsa çekiyoruz. Hadi hemen başlayalım. Tabii. Ama sadece dava açan biz değiliz. İşte şehir plancıları odası da açtı falan diyorlar. Sen onu boş ver. Sen önce büyükşehir olarak bir çek. O da sana bakınca belki ben de çekeyim der belki. Sen üstüne düşeni bir yap. Bir çek. Yani burada Ecevit Başkan pasaj olayına takmış. Yani pasaj olayını şeyin kabul etmediğini. Yani esnafın. Bergama'da kötü örnekleri var gerçekten. İşte işlemeyen pasajlar var, biliyorsun şeyde. Karadut gibinin orada iki tane pasaj yapıldı. Bir çarşı yapıldı. Onlar pek şey aktif hale gelmedi ama yani daha farklı çözümler üretilebilir. Yani keşke bu başlangıçta ifraz edilseydi. Ben yani teknik olarak hukuken imkan var mıdır yok mudur bilemiyorum ama 30 dönümü şeye verilseydi, yani millet bahçesine ayrılsaydı, 20 dönümü de işte otoparktı. Belediyenin bir takım dükkanlarını burada yapmış olsaydı bu sorunlar hiçbir zaman olmayacaktı yani. O kadar 57 dönümün tamamına da. Çünkü millet bahçelerinde yapı olmuyor. Yani bu yasayı delmek çok zor. Yani inşaat izni verilmiyor. Ama o muhalefetin açıklamalarında gel yeniden yapalım şunu, orayı ifraz et, tekrar projelendirelim diye demiyorlar ki. Yani muhalefet bunu demesi lazım. Yani tekrar biz bu yatırıma karşı değiliz diye. O zaman derdin o mu değil mi onu anlamıyorum. Tabii yani şeyde orada Ali Bor'da biz yeşil alana karşı değiliz dedi. Evet. Ecevit Canbaz da konuşmada Bergama'nın yatırıma karşı değiliz ama mağdur olan esnafın yanındayız dedi. Yani peki çözüm olarak da var. O zaman yeniden ifraz mı, ne deniyor ona?
yeniden yapılmasını sağla o zaman başkan olarak, belediye olarak diye. Tabii. Yani yapıcı bir eleştiri geliyor mu? Yapıcı bir eleştiri, yani burası tamamıyla şimdi yapmayın etmeyin derse çok şey değil. Bergama aslında yani bu konularda biraz teşcilli, yani yatırımı kabul etmediği ortaya çıkacak. Yani öyle anlaşılacak daha doğrusu şeylerde. Bu sıkıntının aşılması ta lazım. Yani devecilerden beri. Yani devecilerden beri böyle anlatılan şehir efsaneleri. Sonra altın madeni. Altın madeni var ondan sonra. Şimdi 80 milyonluk bir yatırım yapılacak. Yani Bergama bu ifraz edilebilir. Bilmiyorum bunun teknik imkanı var mı artık. Yani bunu muhalefetin söylemesi lazım. Tabii. Muhalefet 4 şeritli köprünün üstüne çıktığı zaman açıklama yaparken başkan yapma yerine gel bunu yeniden ifraz edelim. Bu şekilde yetkini, etkini, nüfuzunu kullan demedik. Yani burada demedik. Esnafa uygun bir proje istiyorlar ama şimdi yani %100 kimse tatmin olmaz bu işten yani. Sen şimdi esnafa uygun yaparsın, bu sefer vatandaşlara uygun olmaz. Yani tabi orada esnafın mağdur edilmemesi lazım. CHP uygun olsa kafi mesela. Ya yani CHP uygun olur, AK Parti uygun olmaz, MHP uygun olmaz. Yani bir şekilde yani kamu hizmetlerinde %100 tatmin diye bir şey olmaz. Zaten o zaman kamu hizmeti olmaz yani o şey tabii. Değil. Mutlaka bir çıkarı zedelenen olacaktır bu işlerde. Ya da menfaatini korumak isteyen insanlar çıkacaktır. Ama tabii esnafı da burada mağdur etmemek lazım. Çünkü esnaf da orada yıllarca... Ya tamam, ona soruyorsun esnafı mağdur etmemek lazım diyor. Başkana soruyorsun etmiyoruz işte. Etmiyor. Yapacağız, dava açıyor bunlar diyor. Başkan kötü niyetli değil. Ya Allah aşkına başkan, nasıl yorumlayacağız başkan bunu? Başkan kötü niyetli olsaydı yani şeyi işletirdi. 18. madde işletirdi. Esnafı tahliye ederdi, başlardı. Davalar açılırdı, açılmazdı. İşte dururdu, durmazdı. Yani bunlar... O evet, şimdiki başkan 18. maddeye dayanarak işlem yapsaydı ne olurdu? Yani... Ne yer yapardı, ne yapmak zorunda hissederdi kendini. Evet. Şu Bergama CHP, şu 18. maddeyi Allah aşkına bir açıklar mısınız? Bu nedir? Sizin döneminizde neden kondu, nasıl kondu, hangi amaçla kondu? Neyi işletecektiniz yeri geldiği zaman? Bu 18. maddeyi bir açıklamalarını ben rica ediyorum. Mutlaka bir açıklama getirecektir Ecevit Canbaz da bu konularda. Yani, emin misin? Eminim yani ben bir şey yapması lazım. Hatta yani şimdi belediye başkanı bir basın toplantısı yapıyorsa yani CHP'nin de bir projelerini yani bu konudaki Tunç Soyer'in açıklamalarının geniş da kapsamlı bir basın toplantısı evet. Yapmasam onlar da çağırsın İzmir basınını. Bergama'daki yerel basını, bölge basını çağırsınlar. Bir kahvaltı versinler. Altta deve değil bu yani. Onlar da ya o ayrı konu. Ayrı bir şey. Görüşlerini ben, açıklasınlar. Burada soru sormak istiyorum kendime. Şu 18. madde ne anlama geliyor? Soyer bu açıklamasıyla esnafın yanında mı karşısında mı? Siz de onu desteklediğinize göre yanında mısınız karşısında mısınız? Yeşil alan olsaydı sen oraya esnafı koymasaydın başkan anladım. Ben sana dava açmazdım diyor Soyer. Ben orada esnafı istemiyorum. Demekten başka bir şey değil ki bu. Tamamıyla yeşil bu sözlerine alanı... açıklama getirmeli Soyer ve Bergama CHP onun işte buradaki şeyi. Hakan Bey biliyorsun bu konuda partisi. Yani oradaki yapılaşma oranını arttırmak için çok uğraştı. Ankara'ya gitti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hafız Dağ'la buluştular. Ben açıklamalardan kafam karışıyor yani. Onun için evet açık... biraz orada kafa anlamak, karıştırıcı anlamak şeyler için var. Soruyorum yani. Kafa karıştırıcı şeyler var. Ama bu Millet Bahçesi düğümünün artık çözülmesi lazım. Bu Gordiyon'un düğümüne benzedi. Ya bunu kılıç kesecek. Kılıç da hukuktur yani şey değil. Hukuk çözecek bunu. Yani bunun yapılacaksa yapılması lazım davalardan sonra, davalar netleştikten sonra. Yapılmayacaksa da başka bir projenin oraya. Çünkü orası öyle olmaz yani. Orası köstebek yuvası gibi gittik gördük yani şey olmuş. Bergama'da bir başkanın dediği gibi basmane çukuru gibi bir şey oluşur tekrar. Oraya ne yapılacaksa yapılır artık yani şey değil. Bir meydan mı yapılır, bir kısmı yeşil alan mı olur, otopark evet. Mı olur, işte ticari alanlar mı olur büyük bir kısmı. Onunla ilgili tekrar bir proje revize edilir. Madem bu konuda şey Bergama bu yatırım fırsatını kaçırırsa yani 80 milyonluk bu yatırım fırsatı kaçırırsa o zaman buraya büyük şehir bir meydan yapsın. Etrafında da şeyleri yapsın. Dükkanları yapsın. Yeşil alan yapmayı versin veya bir kısmını yeşil alan yapsın. Büyük şehrin bu konuda bütçesi var yani buraya 20-30 milyona madem olacak diyorlar. CHP'nin öyle bir hesabı var. 20-30 milyona olacaksa bir 30 milyonluk bütçe ayırır buraya Tunç Bey. Etrafı esnafı da mağdur etmezler madem kendi deyimiyle. Etrafını gene dükkan yaparlar veya bir kısmını dükkan yaparlar. Ticari alan yaparlar. Şamlı Park hala Şamlı Park'ı da yapar. Duruyor Şamlı dedi Park'da, ya. Şamlı Park'ı da yapar. Peki, çünkü bunlar ivedilikli acil yapılması gereken şeyler. Hem Şamlı Park anladım. Koştu'dan önceki belediye başkanı döneminde Şamlı Park bu haliyle ne kadar durdu? Hatırlıyor musun? Yani oradan yüzde
Koştu bizde de %5'i tamamlanmıştı. Yani bizde de %85'e çıkardık oradaki şeyi. Ben bir görüşmemizde öyle bir şey demişti bana. Öyle hatırlıyorum eğer. Oranları tam olarak hatırlamasam da Mehmet Bey döneminde, daha önceki belediye başkanı döneminde %5'inin yapıldığını, yani %5'inin bitirildiğini. Süre olarak yani. Süre olarak. Aylarca durdu mu, durmadı? Aylarca durdu tabii. Ha, aylarca soruyorum. Durdu yani. Aylarca. Niye durdu? Aylarca durdu. Bilmiyorum. Niye yapmadılar? Tabii yani Büyükşehir'in onu da, ya o zaman Aziz Bey'in de şey yapması lazımdı bence. Yapsaydı. Biraz başlatalım. Sonra Millet Bahçesi yapılmazsa kötü olan kısım Çamlıpark'ta duracak yani. İki tane şey. Bir çukur olacak, bir de tepe olacak yani, yarım bırakılmış. Yani Çamlıpark'ta da bir tamam şey yapılacak. Tamam da birbirini eleştirenlerin sicili temiz değil. Türkiye'de siyaset. Şimdi sen onu o şekilde eleştiriyorsan senin bu konudaki sicilin temiz değil. Evet. O onu bu şekilde eleştiriyor, senin o konudaki sicilin temiz maalesef, değil. Maalesef. Ben onu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Yani ben tekrar buradan sesleniyorum. Eğer bu yatırım yarım kalırsa, yani devlet bunu, ya kardeşim bıktım sizden, ben bu yatırımı geri çekiyorum, bu ödeneği de geri alıyorum derse. Ne yapacağız? Ne yapacak Bergama? Tekrar burasını tabii futbol stadyumu yapamazsın yani sen. Tekrar futbol stadyumuna döndüremezsin yani, bu olacak şey değil. Şimdi CHP ne yapacak yani? Diyelim ki Hakan Koçtu görev süresini doldurdu. Seçilemedi bir de. CHP yani bununla ilgili ne yapacak burada? Ya ondan sonra CHP'nin geleceği Allah'ın emri mi? Ya diyelim ki CHP geldi. Yani Hakan Koçtu görev süresini doldurdu, seçilemedi. Ben onu soruyorum. CHP'nin bununla ilgili bir projesi var mı ya? Ne yapacak CHP? İşte gitmişsin burayı? O toplantıya. Sen anlatmadı mı? İdris Bey anlatmadı mı o toplantıda sana? İdris Bey, yani İdris Bey de bu olayların buraya geleceğini bilmiyordu. İdris Bey'in bir projesi vardı. İdris Bey buraya bir demokrasi meydanı yapacaktı. Yani büyük bir meydan yapacaktı. Bergama'nın gerçekten bir meydana ihtiyacı var. Yani ayrıntılar. Buraya... Ayrıntılar önemli. Ayrıntı vermedi orada. Tüm projelerini açıkladı. 200 saat geçti adam yani. Esnaf nasıl seçeseydi... mağdur olmayacak? Orada 80 küsur esnaf var. Aynısını tekrar oraya yapacak mısın? Başka yere mi götüreceksin? Onları söyleseydi. Bak CHP'nin projesi de muğlak. Evet. Rıdvan abi. Bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey yani kaldı mı? Yani bence CHP burada ne yapacağını, ne yapılması gerektiğini, bu şeyi yani bu esnafa uygun ve revize edilmiş proje nedir? Onu bir açıklaması lazım. Yani neresi nedir? Revize edilmiş? Soyer'in açıklamaları ne anlama geliyor? Öğreniverin bir zahmet Soyer'den. Siz burada... Açıklığı yani revize edilsin, gerekirse CHP ilçe başkanı da gitsin Ankara'ya Hakan Bey'le birlikte. CHP milletvekilleri de gitsin. Ya bak böyle böyle esnaf da mağdur, bu projeyi biz değiştirmek istiyoruz. Devlet de bu konuda anlasınlar. Bak iktidarı muhalefeti gitsinler. Beraber geldiler. Tabii muhalefet partileri de gitsin. İyi Parti de gitsin. Yani şey değil, Millet İttifakı ortak olarak gitsinler. Ki İyi Parti bu projeye karşı olmadığını biliyorum ben. Sadece bazı konularda şey istiyor. Bir bu. İki. 18. maddenin ne anlama geldiğini lütfen açıklar mısınız? CHP'li yetkililere sesleniyoruz buradan. Bu 18. maddeyi bir tartışalım sizinle yayında. Köprünün üstündeki 4 şeritli köprünün üstündeki açıklamalarla ve Facebook açıklamalarıyla değil ama burada tabii. Canlı yayında beraber şu 18. maddeyi hem okuyalım baştan sona, ne anlama geliyor? 18. sizin döneminizde koyduğunuz esnafı gerektiğinde kapı dışarı ederiz, yerde göstermeyiz, hiçbir şey yapmak zorunda da değiliz gelen 18. maddeyi koydunuz ya, onu CHP mümkünse CHP ilçe başkanıyla veya onun görevlendireceği bir kişiyle yayında burada tartışmayı arzu ediyoruz. Sen meclis üyeleri var bu konuda yani şey yapanla. Evet. Millet Bahçesi'ni konuştuk değil mi Rıdvan evet. abi? Geçtiğimiz günlerde bir şey çıktı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi kapanıyor diye. Evet, adında olmayı. Cumhuriyet olduğu için rahatsız olmuşlar. Cumhuriyet'ten kapanıyor vesaire gibi haberler çıktı. Evet çıktı, ben de biliyorum onu. Öyle bir açıklama yok ortalıkta. Anadolu Lisesi kapanıyor. Milli Eğitim Müdürü ne diyor bu konularda? Yani bir açıklaması. Hayır öyle bir şey yok diyor. Öyle alınmış öyle bir karar yok diyor. Nereden çıkmış olabilir şey bu haber? Bu fısıltı. Yani bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Yani resmi makamların açıklamalarına bakmak lazım. Yani İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda ne açıklama İlk kez yapıyor? Burada yayınlayacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu konuda şöyle bir açıklaması var. Ben bir okuyayım. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin kapatılma girişiminde bulunacağı o okul için böyle bir doğru olmayan haber çıktı. Ona karşılık Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bize gönderdiği açıklama şu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sorumluluk bilincinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları adına bugüne kadar her türlü tedbiri almış, bundan sonra da almaya devam edecektir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde çok yönlü istişareler sonucunda alınan kararların uygulamaya konulmasıyla ilçemizde eğitim kalitesinin arttığını
Bunun sonucunda da çocuklarımızın başarı grafiğinin yükseldiğini resmi istatistik sonuçları ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte de ilçemizdeki 25-30 yıllık bazı okul binalarının depreme karşı dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine bu binalar hakkında yıkım kararı alınmıştır. Bu nedenle çocuklarımızın geçici de olsa eğitimlerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri adına planlama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Yapılan planlamalar müdürlüğümüzce her açıdan değerlendirilmiş, aynı zamanda kurumumuzun bağlı bulunduğu üst kurumlar tarafından da titizlikle incelenmekte ve çok yönlü değerlendirilmektedir. Yapılan planlamada 8. sınıfı bitirecek tüm öğrencilerimizin resmi ortaöğretim okullarına yerleşebilmesi için yeterli kontenjan ayrılmış olup, özellikle Anadolu liselerimizde öğrenim görecek öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilçemizde en çok tercih edilen Anadolu liselerimizin kontenjanlarında artışa gidilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın menfaatine olacak her türlü tedbiri aldığımızın bilinmesini ve müdürlüğümüzün yapacağı bilgilendirmeler dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istirham ederiz. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki bilgilere itibar etmeyiniz. Doğru, böyle bir şey yok diyor. Olacaksa da depreme dayanıksızlıktan olacaktır diyor. Çünkü böyle bir karar var. Depreme dayanıksız okullar. O tür okullar mesela benim okuduğum Gazipaşı İlkokulu'da var. Yeniden yapıldı. Yenilendi. Tekrar yaptılar yani Kurtuluş Mahallesi'nde. Yani bu tür şeylerin dikkat edin mesela. Türkiye'de bazı işte Cumhuriyet, Atatürk, dini değerler, işte cami, cemevi, bunlar kutsal sayılan şeyler. Yani bunlara yapılan böyle usulsüz, futursuz saldırılar, yani dedikodular provokasyon amacı gidiyor. İnsanlarımız da bu konuda duyarlı olması lazım. Devletin yetkili birimleri de bu konuda hemen açıklamayı yapması lazım diye düşünüyorum. Yapmış ben. İşte. Yapmışlar. Evet, yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Bu konuda Kaymakam Bey de herhalde en doğrusunu şey yapar. Milli Eğitim Müdürlüğü dışında, çünkü ilk kaymakama bağlı biliyorsun şey. Ya, müdürlüğün söylediğine inanırım ben. Çünkü nihayetinde bu işin amiri müdürlük değil tabii, mi? Bergama'da, ilçede neyse. İEKKK'da İzmir neydi? İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu. Yaklaşalım. Evet. Ekonomik Koordinasyon Kalkınma Kurulu tamam. Bir şey yani. Orada Sıtkı Bey'in görevine son vermiş herhalde. Yeniden aday olmayacağı yönetimde, Şubat'taki yönetimde zaten daha önce açıklanmıştı. 139 tane şeyi var. Yönetim kurulu üyesi değildir herhalde. Kurul üyesi. Yönetim kurulu üyesi daha sınırlıdır herhalde. Daha sınırlıdır tabii. 139 kimler var, kimler yok. Oo. O kalkma kurulu geniştir yani şey ya top şey. Gazeteciler Cemiyeti bile var, başkanı bile var. Işte. Ben de diyorum neden İzmirli göçmenlere, mübadillere hakarette bulununca Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ndan ses çıkmıyor diyordum. Meğer kurulun üyesiymiş. Çıkar çıkar, ondan da ses çıkar. Ne zaman? Kimler varmış, kimler varmış, kimler varmış Rıdvan abi? Her konuda sivil toplum örgütü olarak mesela sesini çıkaran İzmir Kınama Cemiyeti, geçen de söyledik ya sesini çıkartmadı diye, meğer kurul üyesiymiş. Kimler var, kimler var? Bak. Peki Kalkınma Kurulu başkanlığına devam etmeyecek göçmenlere ve mübadillere İzmir'in içine ettiler diyen Şükür Er devam etmeyecek. Tamam da peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün iştiraklerinin, bütün şirketlerinin başındaki mali müşavir konumunda bulunan aynı Şükür Er o göreve devam edecek mi? Bence onu da bırakması lazım yani. Asıl şey o, görev o. Paranın başında duruyor. İzmir halkının, madem İzmir halkına, İzmir'deki göçmenlere hakaret etti. Yani İzmir halkının da buradan vergileriyle, şeyleriyle, gelirleriyle bizim oluşan maaşı belediye bütçesinden de oluşuyor. Bizim gelirlerimiz de oluşuyor. Evet, yani. Evet. Yani bu belediye başkanları bunun babasının cebinden getirmiyor mu? Miraslarını koymuyorlar bu işe. Tabii. Yani vatandaşın parası. Onu oldu. Ona gibi. Hiçbir şey, ona tabii, bundan, o konuda bir gelişme yok. Biz burada bir espri yapalım derken bir gaf yapmıştık. Hani defalarca da özür diledik ya işte ırkçı olduk bilmem ne bu konuda. Anında açıklama yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti. Bu da bir ırkçılık. Evet. Mübadiller geldi, tabii, göçmenler geldi. Şey ya neredesiniz? Irkçılık değil, nefret söyleme bu. Nefret yani. Söyleme, nefret değil söyleme. Mi? Yani evet. Bunun şeyi de vardır. Cezada, hukuken cezası da vardır. Yani karşılığı da vardır, evet. Hukukta bunun. Nefret söyleme yani. Irkçılık ve nefret söyleme. Nerede durumu. Aynı dernekler? Nerede hem kınanması gerekir hem nerede yani aynı platformlar? Dava açsınlar Sıtkı Bey. Açmıyor, davasında değilim ya. Ben kınamalardayım. Nerede aynı dernekler, aynı platformlar? Aynı kınamayı niye yapmıyorlar?
Adam çünkü şirketlerin böyle paranın başında oturuyor. Biz paranın başında oturmuyoruz ki. Biz böyle kuru bir sandalyede oturuyoruz maalesef, işte. Maalesef. Ondan oldu. Bizim şanssızlığımız orada. 12 Ağustos yanılmıyorsam 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını Asklepion'da yaptı. Zeus sunağının Bergama'dan geri istenmesi için bir Büyükşehir'de olaya dahil olup kampanya başlatılacaktı. Aradan 2 sene olmadı. Ağustos'ta 2 sene olacak. 1,5 sene diyelim. 1,5 sene boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda ne yaptığını açıkladı mı? Hiç herhangi duydun bir mu? Adım görmedim. 1,5 sene boyunca ne yaptın? Bir heyecan oluştu. Hakan Başkan da o konuda işte bende dedi. Mikrofona yaklaşalım sana zahmet. Kültür Bakanı ile görüşeceğim dedi. Kültür ve Turizm Bakanı. Hakan Başkan onunla ilgili bir görüşme yaptı ama o kaldı yani. Bergama'da söylendi, unutuldu. Yani Bergama'ya gelindi, söylendi. Bergama'nın o... Hani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ben öncelik edeceğim bu işe. Evet asılacağız, edeceğiz, getirtmeye çalışacağız demedi mi? Yani bu anlama gelen şeyler söylemedi mi? Söyledi canım. 1,5 sene içinde bu konuda nasıl bir merhale kat edildi? Merak ediyorum. Yani onunla ilgili bir toplantı yapıldı. Tunsoyer'in de katıldı. Ne zaman? Ben de katılmıştım. Şeyden sonra bir ay sonra falan. Ondan bir ay sonra. Bir ay sonra bir toplantı yapıldı. Tamam sonra. O konuda uzman geldi. Kültür Bakanlığı'ndan bir uzman geldi. İşte onunla ilgili bir detaylı bilgiler verdi. Tunsoyer katıldı. Bir büyükelçi katıldı. Soru falan soruldu yani şeydi. Ondan sonra hiçbir şey çıkmadı yani sadece o toplantıda. Mesela Büyükşehir Belediyesi gerekeni yaptı da biz devlete pası attık. Hükümet, devlet. Bu konuyla ilgili isteme çalışmalarına girmedi, Almanya'ya yani seslenmedi diye de açıklama yapabilir. Belediyeler de yapabilir çünkü şimdi belediye başkanları biliyorsun moda büyükelçilerle görüşüyorlar. Yani devletin uluslararası ilişkilerine müdahil olabiliyorlar. Soyer de görüşsün. Soyer de görüşsün. Artık balık mı yiyecek, ekmek arası, döner mi yiyecek, ne yapacak bilmiyorum. İzmir'i İzmirliler temsil etmeli diye AK Parti, CHP ve İYİ Parti kadın kolları bir araya gelip böyle bir konuşma, bir ne diyeyim panel gibi bir şey mi? Bir toplantı yapmışlar. O üçünün açıklamalarını okudum. Üç kadın kolu başkanı diyor ki, gerçi İYİ Parti'nin iki kadın kolu başkanı değil, kadın politikaları başkanı. Hı. CHP ve AK Parti'nin iki kadın kolları başkanı. Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti, Serap Özökten, İYİ Parti, Nurdan Şenkal Uçar, CHP. İzmir'i İzmirliler temsil etmeli diyor. Ne anlama geliyor bu? Yani... Mesela ne anlama geliyor? CHP kadın kolu başkanı herhalde diyor ki benim genel başkanım Tunceli'nin ne işi var İzmir'den aday oluyor mu demek istiyor acaba? Onu mu söylemek istiyor? Tabii onu kendi genel başkanını mı eleştiriyor? Ya şimdi İzmir'e İzmirlilerdi. Kılıçdaroğlu İzmirli değil ki. Değil tabii canım. Yani 2-3 dönemdir buradan aday oluyor biliyorsun yani İzmir'den aday oluyor. 3 kadın temsilci, 3 böyle dediğine göre. Aralarında CHP kadın kolu başkanı. Güneli Bey de İzmirli değil. Ona bakarsan. Tamam AK Parti kadın kolu başkanı da ona söylüyor herhalde. Evet o da ona söylüyor. Güneli Bey de buradan aday olmasın diyor. Güneli Bey aday olmasın diyor. CHP kadın kolu başkanı da benim genel başkanım gitsin Tunceli'den aday olsun. Ya şimdi İzmir büyükşehir, metropol, kozmopolit yani burada böyle çantacı derlerdi eskiden. Bu mu çıkıyor ortaya? Yani bu tür adaylara çantacı derlerdi. Ben tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na Binali Yıldırım'ı kastetmiyorum da. Mesela Tansu Çiller döneminde buradan bir opera sanatçısı mı o? Devlet Opera Genel Müdürü mü ne aday yapılmıştı bir hanımefendi. Tansu Çiller'in arkadaşıymış herhalde. İzmir'e hiç seçim çalışmalarına bile gelmedi, gitmedi. Kimse görmedi onu. Milletvekili seçildi işte ya da seçilemedi. Seçildikten sonra mı geldi? O zaman da mı gelmedi? Gelmedi, hiç görmedim ben, hiç hatırlamıyorum. Ne seçim gerisinde. Şöyle mi dedi? Ya ben milletvekiliydim ama nereden acaba? Ya İstanbul'da da oluyor, Ankara'da da oluyor böyle şeyler. Yani işte... Yani İzmir'de olmaması lazım gerçekten bence. Hiçbir İzmir'de, yerde olmaması lazım. Hiçbir yerde olmaması lazım. İzmir'de, evet. İzmir'de yaşayanlar, İzmir'de doğup büyüyenler ve İzmir'i kalbinde hissedenler onlar şey yapsın, aday olsunlar. Rıdvan abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bugünlük de bu kadar. Rıdvan Karapehlivan ve ben Murat Karakaş birlikte sohbet ettik. Siz de bizi izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi yayınlar. bakırçaytürk.com